Laozi, Çin'in antik dönemlerinde yaşadığına inanılan önemli bir filozoftur ve geleneksel olarak Tao Te Ching adlı eserin yazarı olarak kabul edilir. Bu eser, taizm adı verilen felsefi ve dini bir geleneğin temel metnidir. Taizm, doğayla uyumlu ve doğal yollardan yaşamayı vurgulayan bir öğretidir. Laozi'nin öğretileri, Çin kültürü ve düşüncesi üzerinde derin bir etkiye sahip olmuştur. Tao Te Ching, kısa ve derin anlamlara sahip 80 bir bölümden oluşur. Kitap, insanların ve yöneticilerin doğal düzene uygun bir şekilde yaşamalarını teşvik eder. Tao, Dao olarak adlandırılan yol veya sebep kavramı, evrenin temel ilkesi ve gücü olarak kabul edilir. Tao, insan zihninin sınırlarının ötesinde anlaşılması zor bir kavramdır ve soyut bir kavram olarak ele alınır. Laozi, Tao Te Ching'in başlangıcında şunları söyler. Tao hakkında konuşulabilir bir Tao değildir. İsimlendirilebilir bir isim değildir. İsimsiz, gök ve yerin başlangıcıdır. İsmi var, varlıkların anasıdır. Bu ifadelerle, tanım sınırlandırılamaz ve adlandırılamaz bir gerçeklik olduğu vurgulanmaktadır. Taizm, doğal düzenin takip edilmesi gerektiğini savunan bir felsefe olarak, spontane eylem ve dolaysız yaşamın önemini vurgular. Tao Te Ching'de, sadece eylemde bulunmak değil, aynı zamanda bilgeliğe ve içsel huzura ulaşmak için düşünce ve özgün niyetin önemine dikkat çekilir. Laozi'nin Taoizm öğretileri, Çin kültürüne ve toplumuna etkisiyle bilinir. Ayrıca Tao Te Ching'in yanı sıra, diğer Taoist metinler, ritüeller ve felsefi yorumlar, Taoizm'in gelişimine katkıda bulunmuştur. Laozi'nin tarihsel varlığı konusunda kesin bir kanıt olmamasına rağmen, onun öğretileri ve Tao Te Ching'in etkisi, Çin ve dünya felsefesi üzerinde derin bir etkiye sahip olmuştur. Günümüzde bile, Taizm hala Çin kültürünün önemli bir parçasıdır ve dünya genelinde birçok kişi tarafından takip edilen bir felsefi ve dini yol olarak varlığını sürdürmektedir.